Hayat İçinden programından merhaba. Sayın seyirciler, Milli Güvenlik Kurulu geçen hafta toplandı ve MGK belgesinde ilk defa bir ifade yer aldı. Siber tehditle mücadele edileceği kırmızı kitapta belirtildi. Peki neydi bu siber tehdit? Ve en son basında yer alan haberlerde Türkiye'nin hacker ordusu kurulacağı ifade edildi. Hatta siber timler için Pentagon modeli, yani siber komutanlık kurulmasının gündemde olduğu basına yansıdı. Bugün de işte gerçekleştirdiği eylemlerle Türkiye'nin ilk hacker'ı olarak adlandırılan Tamer Şahin konuğumuz olacak ve siber tehditle ilgili merak edilenleri ve yasal hacker olabilir mi, siber ordu kurulur mu sorusunu Şahin'e yönelteceğiz. Evet, konuğuma hemen hoş geldin diyeyim. Tamer Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin ilk hacker'ı dedim ama ilk önce kısa bir hikayenizi alabilir miyim ben? Nasıl Türkiye'nin ilk hacker'ı olarak adlandırılıyorsunuz? 99 yılında Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından birini hack ederek, hack etme suçlamasıyla gündeme gelmiştim. Ceza aldınız mı? 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Daha sonra bu ertelendi. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bankası ile ilgili hack etmekle ilgili bir suçlamayla karşı karşıya geldim. Daha sonra bundan beraat ettim. Sonraki yıllarda dünyanın en zengin adamı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in sistemlerine girdim. Onunla ilgili bir takım bilgileri yayınlamıştım internette. Bu 10 ülkede haber oldu çeşitli kaynaklarda. Birçok insan şirketin iç dinamikleriyle ilgili ve... Kaç yıldır bu bilgisayarla iç içesiniz? Yani ne kadar zamandır hackerlık yapıyoruz? Sanırım ortaokul 2. sınıftan beridir. Bu konuyla ilgileniyorum. Ortaokul 2. sınıftan beri. Peki şimdi hackerlarla ilgili tabii herkes de korkuyor aslında hackerlardan. Ama bir de beyaz hacker, gri hacker ve birçok hacker şekli de var. İsterseniz onlardan biraz bahsedelim ilk önce konumuza girmeden önce. Mesela siyah şapkalılar kimler, beyaz şapkalılar kimler, gri şapkalılar kimler? Beyaz şapkalılar daha çok işin ticari tarafıyla ilgilenen tayfa oluyor. Yani bunlar... İşte çeşitli seminerler, ücretli seminerler vererek, firmalara danışmanlık yaparak. Siz de danışmanlık yapıyorsunuz değil mi? Ben de danışmanlık yapıyorum ama beyaz hacker değilim. Hı hı. Çünkü beyaz hacker diye adlandıran kişiler kendilerini genellikle hackerlık eğitimleri de verdikleri yönünde bir takım işte faaliyetlerde bulunuyorlar. Hı hı. Ben bunu çok etik bulmuyorum çünkü herhangi bir insana eğitim vererek onu hacker yapamazsınız. Doğuştan mı hacker olunur? Doğuştan da demeyelim ama bir insana bir takım teknik şeyleri öğretebilirsiniz. Fakat o hacker mantığını, hacker bakış açısını herhangi bir insanın içerisine koyamazsınız. Peki o zaman şimdi bu basına yansıyan haberlerden yola çıkarsak da siber ordu kurulması gündeme gelirse eğitim verilmesi de konuşuluyor tabii basına yansıyan gene haberde. Eğitim verilebilir mi hackerlara? Nasıl olabilir? Elbette destekleyici bir takım şeyler yapılabilir ama dünya literatürüne de baktığımızda bu iş herhangi bir akademisyenlerle, mühendislerle ya da eğitim verilmeye, eğitime açık kişilerle yapılan bir iş değil. Yurt dışında nasıl işliyor? Yurt dışında şöyle işliyor bu siber ordu kavramı. Devlet için çalışan hackerlar, hackerların toplandığı bir takım konferanslar, hı hı, oluyor orada. Tabii bu iş çok daha organize olduğu için bu hacker organizasyonları içerisinde devlete dair Pentagon birimleri standlar kurup hackerları onlarla beraber çalışması için çağırıyorlar. Çünkü siz oradaki topluluktan beslenmek zorundasınız. Oradaki topluluktan beslenmezseniz bir takım şeylerin gerisinde kalıp gerçek hackerların kullandığı yöntemleri operasyonlarda kullanamazsınız. Hı hı. Peki siz daha önce yani gizli bilgilerin ele geçirilmesine karşı beyaz hackerların şirketler, hatta devletler için çalıştığını da duyuyoruz. Yani siz de biraz önce söylediniz. Peki Pentagon modeli Türkiye'ye uyar mı? Yani bu nasıl bir modeldir? Başka modeller var mı yurt dışına? Aslında bu Pentagon zaman biraz işin görünür tarafı. Biz ne bildiğimiz şey yani geliyor burada ama. Asıl dünya çapında gizli, tehlikeli ve üst teknolojiye sahip kuruluş NSA adını verdiğimiz Ulusal Güvenlik Teşkilatı. NSA'nin işte yerin onlarca kat altında yer alan ofislerinde henüz ne tarz teknolojilere sahip olduğu bilinmiyor. Hı hı. Bünyelerinde en yetenekli hackerları, en yetenekli kriptolojistleri, işte bilim adamlarını bulunduran bir ekip var. Ve şu anda bilinen şey, tahmin edilen şey, internetteki birçok şifreleme ve güvenlik yöntemlerini aşabildikleri ve bunların hepsini dinleyebildikleri yönünde. Ve kendi dinleyemedikleri algoritmaları da ülkelerinde yasaklıyorlar genellikle. Yani peki bu Türkiye'de olabilir mi?
Türkiye'de nasıl yapılacağına bağlı. Yani eğer siz işte akademisyenler ve mühendislerden mesela oluşan... Mesela TÜBİTAK olacak başında evet, diye akademisyenler konuşuluyor ama... Akademisyenler ve işte mühendislerden oluşan bir topluluğu bir odaya doldurup haydi hacker olun ya da hackleyin bir yerleri derseniz bundan verim almanız çok mümkün değil. Bu insanlar muhtemelen piyasadaki işte güvenlik açıklarını, zafiyetleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama gerçek hackerlar aynı zamanda kendileri güvenlik açıkları bulan kişilerdir. Peki sayıları kaç yani Türkiye'de ne Türkiye'de kadar? Türkiye'de yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar gerçek anlamda hacker olduğunu söyleyebilirim. Onun dışındakiler hep meraklı ya da işte otomatik programlar yardımıyla otomatize edilmiş bir şekilde sistemleri hack edip işte ünlü olmaya çalışan kişiler diyelim. Peki bu yani sonuçta Kırmızı Kitap'a da girdiği için de önem kazandı. Biraz da bizim gündemimize geldi ama siz daha önceden de mesela sizin programımıza davet ettiğimizde telefonla katıldığınızda da aktarmıştınız. Bu gizli bilgiler ulusal sanal savaşa da yöneltebilir yani savaşta çıkartabilir demiştiniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Neler olabilir? Yani önümüzde ne gibi tehlikeler var aslında sanal dünyada? Şöyle şu anda ülkemizde de tüm dünyada da bir standart oturmuş durumda. İşte evimizdeki ödediğimiz faturalardan tutun kredi kartlarımız, nüfus bilgilerimiz, bunun dışında işte seçmen bilgilerimiz, işte ölü veya yaşıyor olmamızla ilgili bir takım bilgiler, bunların hepsi bilgisayarlarda tutuluyor. Ve bu bilgisayarlarda tutan bilgiler hem mali açıdan hem de ulusal güvenlik açısından çok kıymetli. Aynı zamanda devlet bankaları, özel bankaların hepsi zaten bilgisayar sistemlerine sahip ve bunların hepsi otomatize edilmiş süreçler halinde işliyor. Dışarıdan bir takım devletlerin, ajanların, siber orduların bu sistemlere kapsamlı ve organize saldırılar yaparak kitlemesi, çökertmesi gibi seçenekler her zaman bir kenarda duruyor. Ama esas tehlikeli olan ve bugüne kadar belki de gerçekleşmiş olan bir takım hackerların, başka ülkelere dahil bir takım hackerların sistemlerimize girip verilerimizi alıp sessizce çıkması. Yani biz bunu anlayamıyor muyuz? Yani bunu mesela TSK'dan bahsediyoruz. Tabii bahsettiğimiz değil mi? Önemli evet. Kurumlar dediğimiz bunlar. TSK ve diğer işte devlet kuruluşları. Diğer kurumlardan. Yani bunu anlama imkanımız yok mu? Bunu yani anlama, böyle bir kurum olarak diyeyim hani. Dediğim kapsamda gerçekten yetenekli hackerların bulunduğu bir sanal harp dairesi olduğu takdirde elbette bu kontrol edilecek mekanizmalar geliştirilir. Ama şu anda bunu anlayacak imkanımız yok. Çünkü devlet kurumları arasında, devlet kurumlarının bilgisayar sistemleri arasında bir koordinasyon yok. Bir standartizasyon yok. Bir askeri güvenlik standartlarında güvenli sistemler yok ortada. Bölük bölük sistemler var. Kimileri nispeten güvenli, kimileri nispeten çok daha güvensiz. Çok daha güvensiz. Peki siz daha önceki ifadenizde de başbakanın bilgilerini de alırım. Sonuçta onu da kullanabilirim demiştiniz. Yani bu kadar kolay mı? Obama'ya kadar ulaşırım diye de hatta bir demeciniz de vardı. Şöyle sadece başbakan değil, başbakanın tüm ailesiyle ilgili soy ağacı bile çıkartılabilir sadece TC kimlik numarasından. Yani bundan yola çıkarak birçok şey yapılabilir. Tabii ki başbakan çok spot bir örnek, evet. Yani çok ortada bir örnek ama... Hani otomatize edilmiş bazı süreçler içerisinde o kişinin bile ismini kullanarak bazı şeylere başvurularda bulunabiliyorsunuz. Çünkü ortada bir takım oturtulmuş sistemler var. Ölü doğan bir takım sistemler var. Mesela Mernis gibi milyonlarca dolar harcanıp hala tam olarak işlevsellik kazandırılmamış bazı sistemler var. Ve bunlar artık kendini yenileyemez duruma gelmişler. Çünkü 10 seneden fazla bir vakit geçmiş Mernis projesi, nüfus projesi devreye girdiğinden ve hala bakıyorsunuz aynı teknoloji. Çünkü kendi yenilememiş proje. Çok uzun sürmüş gerçekleşmesi. Peki mesela hacker dediğimiz zaman siyah hackerlar işte sonuçta yasal olmayan birçok da şeyler yapılıyor. Yani illegal birçok işlem de yapılıyor Türkiye'de. Bunun önüne nasıl geçebilir? Yani şirketler sizinle çalışıyorlar değil mi? Sizin gibi birçok kişiyle de çalışıyorlar. Bu şekilde mi önüne geçilebilir? Şimdi bizim ülkemizde tabii daha çok fazla oturmuş değil. Genellikle güvenlik firmalarından ürün satın almaya yönelik bir güvenlik anlayışı var. Yani biz bir ürün alırız, bir kutu alırız. Güvenlik, bizim güvenliğimizi bu sağlar. Aslında bu süreç öyle değil. Elbette bir ürün alıyorsunuz ama sizin sistemlerinizin gerçek bir hacker tarafından kontrol edilmesi ve güvenlik açıklarının bulunup rapor edilmesi gerekiyor zayıflıklarının. Ve bunların çözüm yollarının sunulması gerekiyor. Ben bu işi yapıyorum. Gizlilik sözleşmesi yapıyorum. Açıklamıyorsunuz firmaları. Tabii ki kesinlikle gizlilik söz konusu, gizlilik sözleşmesi söz konusu. Ondan sonrasında çalışma gerçekleştiriyor. Böylece ne oluyor? Ben sanki zarar vermek amacıyla bir sistemi hackliyormuşum gibi zarar vermeden yani güvenlik duvarını deliyorsunuz ve evet. Hani oradaki açıkları sunuyorsunuz. Peki evet. En çok mesela bankalar mı tercih ediyor bunları finans genelde? Kuruluşları, finans bankalar, kuruluşları, bankalar, özel sektör, holdingler. Yani bilginin döndüğü, değerli bilginin döndüğü
Birçok alan olabilir bu. Peki yine devlet sırlarına dönersem, bu siber ordu konusundaki şu andaki bakışınız nasıl? Mesela hani dediniz akademisyenlerle çok işe yarayacağını düşünmüyorum diye açıkladınız biraz önce ama kim eğitecek bu insanları? Yani sırf akademisyenler mi eğitmeli? Mesela bir hacker koyarsak o hacker nasıl kontrol edilecek? O konu şöyle, yani bir hacker, gerçek bir hacker'ı kontrol etmek çok mümkün değil. Sadece ona bir takım geniş imkanlar sunarsınız ve önüne bir takım işte kontrol noktaları koyarsınız. Hı hı. Yani checkpointler koyarsınız. O bir takım görevleri gerçekleştirir. Ondan sonrasında kendisi daha rahat bir çember içerisinde hareket eder. Ama her zaman için bir hacker'ın kendisinden daha yetenekli bir hacker tarafından hackleneceğini bilmesi gerekiyor. Ya da izlendiğini bilmesi gerekiyor. O yüzden böyle bir ekibin içerisinde başına herhalde o konuda yetkin birinin getirilmesi o kontrol mekanizmasının ana hattını oluşturacaktır. Onun sonrasında bu hackerlar elbette ki bir takım yerlere saldıracaklardır. İşte ulusal güvenlik adına istihbarat toplayacaklardır. Evet. Bununla ilgili saldırılan hedeflerin, yapılan hamlelerin, bunların hepsinin ciddi şekilde kayıtlanması, işte uygun formata göre raporlanması gerekiyor. Yani peki strateji, yani ulusal sanal savaş stratejisinden bahsediliyor. Yani böyle bir şey mi oluşturulması lazım? Bu ne kadar zamanda oluşturulabilir? Tabii yani ki yurt bununla ilgili örneği nasıl? Şöyle iki ayağı var. İşin defans kısmı var, evet. Ofansif kısmı var. Defans kısmında bütün devlet kurumlarını kapsayacak şekilde bir izleme merkezi, bir monitoring merkezi kurulması lazım. Hı hı. Buradan izlenecek bütün sistemler ve anında cevap verilebilecek bir ekip kurulması gerekiyor. Bu ekip bir takım bizim stratejik açıdan tehlikeli gördüğümüz ülkelerden gelebilecek trafiği, internet trafiğini ayrıca izlemesi gerekiyor. Aynı zamanda da ulusal güvenliği ilgilendirecek sanal istihbarat çalışmalarında dış ülkelerin sistemlerini inceleyerek gerçekleştirebilecek yetenekli olması lazım. İşin, hı hı, ofansif kısmı da bu. Hı hı. Tabii ki bunu yaparken birçok yöntem var. Siz sadece defans sağlarken saldırma, evet, imkanı da bulabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Mesela honeypot dediğimiz bir takım sistemler var. Bunlar bir güvenlik açığı varmış gibi davranıyor. Aslında bir güvenlik açığı yok ortada. Saldırgan saldırıyı devam ettirdikçe saldırgan hakkında daha fazla bilgi elde ediyorsunuz. Bu tarz sistemlerde belli kritik noktalara içerisinde sahte bilgilerle beraber, sahte kritik bilgiler bulunuyormuş gibi konumlandırılması gerekir. Böyle çok geniş bir çerçeve içerisinde ele alınacak, çok detaylı bir iş olduğu için tabii ki çok iyi planlanması lazım. Peki Türkiye'nin şu andaki ofansif mi olmalı yoksa hani durumu nedir sizin gördüğünüz şu kadarıyla? Şu an bizde alarm zilleri çalıyor çünkü kırmızı kitapta bu konunun yer alması demek bu konuyla ilgili hassasiyetin arttığı anlamına geliyor. Neden şimdi sorusu geliyor tabii. Çünkü belki de bizim bilmediğimiz birçok kritik sisteme sızma tespit edildi veya bir takım bilgilerimiz sızdı. Bundan haberdar olmamız çok mümkün değil. Tabii ki bu paylaşılacak bilgiler de, hı hı, değildir muhakkak devlet erkanı devlet tarafından. Devlet güvenliği açısından da. Sonuçta insanın aklına ister istemez böyle şeyler geliyor. Çünkü aniden böyle bir şeyin gelmesi, işte MIT'in bir takım devlet kuruluşlarına eğitim vermesi, işte laptoplarınıza dikkat edin, cep telefonu hediyesi almayın, işte yabancı uyruklu kadınlara dikkat edin gibi hem işin dijital güvenliği hem de sosyal mühendislik açısından eğitim vermesi şaşırtıcı bir hamle ve üst üste gelen hamleler bunlar. İster istemez insan acaba ne gerçekleşti, ne tarz bilgiler sızdı da bu konu buraya geldi diye düşünüyor. Peki size ulaşan devlet erkanından birisi var mı? Yani bu konuyla ilgili, siber orduyla ilgili. Yok, o konuyla ilgili ulaşan yok ama siz devletle de çalışıyorsunuz ama. Yani resmi bir çalışma yok. Gayri resmi olarak bir takım sorularını cevaplıyorum, danışmanlık yapıyorum. Oradan ya da emniyetten sorular geldiğinde tabii ki bir Türk vatandaşı olarak herhangi bir menfaat gözetmeksizin bunu yapıyorum. Peki çalışır mısınız? Yani böyle bir siber orduda yer alır mısınız? Valla açıkçası hani öyle bir yapıyı tamamen kendi inisiyatif ve kurallarım dahilinde kurabilme şartıyla herhalde düşünürüm. Çünkü orada tek bir açık verirseniz tüm yapının çökme veya diğer insanların hareketlerinden mesul olma durumu var. O yüzden, hı hı, çok iyi planlanması gereken bir şey. Herhalde şartlara bağlı olarak konuşulacak konu bu. Peki sizin yani basına yansıyan bu haberlerde gördüğünüz kadarıyla siber komutanlık, işte diyoruz ya, siber tehditten bahsediyoruz. Şu anda bu yolda ilerleniyor mu? Doğru yolda mı ilerleniyor? Ya şu an doğru yolda ilerleniyor ama biraz geriden takip ediyoruz sadece. Ne zaman yapılmalıydı? Yurt dışına baktığımızda yıllardır işte mesela Amerika'da, hı hı, başkanın özel siber güvenlik danışmanı var. Bu insan yıllardır görev yapıyor. Her başkana asiste ediyor. Örneğin biz de meclise gidip işte
akıllı telefonlar dağıtılıyor. Evet. Bu akıllı telefonları tüm devlet erkanı kullanıyor, askerler kullanıyor, memurlar kullanıyor. Şimdi baktığınız zaman geçtiğimiz aylarda bir BlackBerry hadisesi yaşandı. İşte BlackBerry servisinin 10'dan fazla ülke tarafından hizmetin durdurulacağı haberi çıktı. Evet. Sonrasında baktığımızda işte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi önemli ülkeler var bunların arasında. Hı hı. Hepsi rest çekerek bu BlackBerry servisini kapatacaklarını belirttiler. Sonrasında firma geriye adım attı. Tamam dedi, sistemlerimizi açacağız dedi. İşte sizle bir takım kodları paylaşacağız ulusal güvenliğiniz açısından şeklinde taviz verdi. Ama onu da aktaralım seyircilerimize isterseniz. Şimdi mesajlaşmadan bahsediyoruz. Evet, yani telefonların birbirleri arasında kontrol edilemeyen bir mesajlaşma sisteminden bahsediyoruz. Ulusal güvenlik açısından tehdit yaratacak durumlarda bu mesajlara ulaşılamıyor. Çünkü Amerikan Başkanı Obama'nın da hatta bununla ilgili sorunlar çünkü vardı. Çünkü bu mesajlar, herkesin mesajları İngiltere ve Kanada'daki merkezler üzerinden etkiliyor ve tabii dış ülkelerin eline geçme ve kullanılıyor olma ihtimali var. Hı hı. Şimdi örnek olarak şöyle deniliyor. Bakın işte Barack Obama da bu telefonu kullanıyor deniliyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Çok farklı. NSA tarafından, Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından değiştirilmiş, modifiye edilmiş bir versiyonu kullanıyor Barack Obama. İçerisinde yüklü olan uygulamalar çok farklı, işletim sistemi çok farklı, donanımsal özellikleri çok farklı. Bunun dışında sadece 10 kişi ulaşabiliyor. Telefon. Yani o zaman şu anda kullanılandan farklı bir şey kullanılıyor. Tamamen peki, farklı. Biraz önce örnek verdiniz. Ülkelerle işte şifrelerini paylaşacak dediniz. Ben hatırlıyorum bununla ilgili de devlet erkanından bir açıklama olmuştu. Telefonla ilgili burada da çözümlenecek demişti. Bunun neticesinde şu anda bir açıklama gelmedi evet, yani ama. Geçen ay bu konuyla ilgili basında konuşmuştuk. Sonrasında bakanlıktan bir açıklama geldi. Evet. Yani bize kodların paylaşılmasını istiyoruz. Aksi takdirde yasaklanır diye. Sonrasında bu tabii şey. Makul bir adımdı. Şimdi sanıyorum görüşmeler devam ediyor ama bu tarz görüşmelerle ilgili de dışarıya çok fazla bilgi verilmiyor. Çünkü firma işte başka ülkelerle paylaşıyor kodları. Bir kısmıyla paylaşmıyor, bir kısmıyla sadece sistemini açıyor. Ama baktığınız zaman 600 bin civarında bir abone sayısı var Türkiye'de. Ve tüm dünyada 800 bin devlet çalışanı bu sistemi kullanıyor. Hı hı. Yani bu, peki Türkiye'de o zaman kullanılmasını önermiyorsunuz bir hacker olarak anladığım kadarıyla. Kişisel kullanım için özellikle. Elbette kullanılabilecek bir sistem. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Fakat devlet erkanının kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Hatta devlet erkanının kullandığı telefonların çeşitli işte özelliklere sahip, ekstra özelliklere sahip, ekstra şifreleme algoritmalarına sahip telefonlar olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin kaybolduğunda İçerisindeki bilgilerin alınamayacak şekilde üretilen, değiştirilmiş özel telefonlar olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili çok yavaş adımlar atılıyor, bir takım şeyler yapılıyor ama operasyonel anlamda henüz daha somut bir şey yok ortada. Peki, Türkiye'de şimdi tekrar aynı konuya döneceğim. Yani kriptolar kırılabilir ve her şey ele geçirilebilir mi diyoruz en son? Şöyle yani TÜBİTAK çok ciddi yol aldı bu konuda, kripto konusunda özellikle. Yani hackerlık ayrıca operasyonel bir şey, ofansif bir şey. O konuda bir çok fazla başarılarından bahsedemem ama kripto konusunda çok ciddi başarılar var. Çünkü en son NATO'ya TÜBİTAK Türkiye olarak kripto makinesi sattık ve bütün testlerden geçti. Kullanılmaya başlandı. O yüzden kripto konusunda çok sıkıntılı olduğumuzu söyleyemem. Sadece bizim sistemlerimizi korumamız, sunucularımızı güvenli hale getirmemiz, insanlarımızı eğitmemiz gerekiyor. Tabii işin insan halkası en zayıf halka oluyor aslında. Sadece sohbet ederek işte sosyal mühendislik yöntemleriyle de bir takım kritik bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Onunla ilgili de bir adım atıldığını okuduk geçtiğimiz günlerde basında. Sanıyorum daha iyiye doğru gidecek bundan sonra ibre. Ama gene de geç kalınmışlık var diyorsunuz o zaman. Evet yani bu ani hareketler, o hararetli ve telaşlı hareketlerden anladığım kadarıyla bir şeyler oldu. Çok önemli şeyler oldu ve şu anda harekete geçildi. Biz biraz da böyleyiz. Yani hani önce sobaya dokunuruz, elimiz yanar. Ondan sonra onun sıcak olduğunu kanaat getiririz. Başımıza gelmeden çok fazla önlem almadığımız için biraz da bizim devlet geleneğimiz gibi. Peki bu burada yapılması gereken, yani Türkiye'de şu anda yapılması gereken öncelikli konu nedir sizce? Yani siber ordu mu kurulmalı yoksa dediğiniz gibi ilk önce kendimizi korumaya mı almalıyız? Hangisi olması gerekiyor? Öncelikle kendi sistemlerimizi güvenli hale getirmemiz lazım. Yani sonuçta eğer defansif açıdan güçlü olmazsak, yeterli olmazsak bir takım şeyler yapmaya çalışırken kendimizden açıklar vereceğimiz için bizim kendi omurgamız içerisinde açıklar meydana gelir ve kendimiz daha fazla bilgi kaybederiz. O yüzden önce
tüm devlet sistemlerinin, tüm özel sektördeki önemli firmaların önlemlerini alması lazım. Yani şunu unutmamak lazım. Amerika'da üniversitelerde işte öncelikle tabii ordu buluyor interneti. Hı hı. Ondan sonra işte üniversiteler, ondan sonra bir takım ilk başta birkaç özel firmaya gidiyor. Hı hı. Bu özel firmalardan sonra yayılıyor. İnternetin doğası gereği en baştan beridir. Bazı özel sektör kuruluşları ekstra olarak güvenlik önlemleri konusunda desteklenir. Türkiye'de böyle olması lazım. Bazı bankaların, finans kuruluşlarının, işte özel kuruluşların muhakkak devlet eliyle kontrol edilmesi, gözetlenmesi, kritik faaliyetlere sahip, kritik bilgilere sahip kuruluşların desteklenmesi gerekiyor. Peki size legal hacker diyebiliyor muyuz? Böyle bir şeyiniz var mı? Yasal bir düzende misiniz? Nasıl yani oluyor? Şöyle tabii yasal bir iş yapıyorum. Çünkü ya beyaz hacker kavramını ben sevmiyorum. Evet, mesela o yüzden beyaz hacker demiyorum. Geldiğimden beridir bir beyaz hacker şeyi var, title'ı var ama o konu şöyle, beyaz hackerlar daha çok işi paraya döken insanlar oluyorlar. Hani işte ben hacker... Para kazanmıyor musunuz? Tabii ki kazanıyorum. Hayatımı sürdürmek için kazanmak durumundayım ama ben hacker olma vaadi sunmuyorum. Kimseye hava satmıyorum yani. Yani Boğaz Köprüsü'nü satmak gibi bir şey. Sahibi olmadığınız bir şeyi satıyorsunuz. Eğer gerçekten bir hackersanız zaten kimseyi hacker yapma gibi bir durumun olmadığını bilirsiniz. Çünkü herhangi bir insanı alıp işte teknik bir takım şeyler öğretirsiniz. Birkaç işte numara belki öğretirsiniz. Hı hı. Ama o hacker mantığını, bakış açısını herhangi bir kişinin içerisine koyamazsınız. Çünkü bu iş bakış açısıyla alakalı. Yani siz konuya ne kadar farklı baktığınızla alakalı. Peki son olarak şunu soracağım. Şimdi vatandaşlar da tabii seyrediyorlardır. Biraz da korkuyor insan sanal ortamdan. Yani siz de söylüyorsunuz, herkesin sistemine girilebilir diyorsunuz. Peki bizi seyredenlere bir öneriniz var mı bu konuda? Yani bir hacker olarak yani kişisel, ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Kişisel kullanıcıların alacağı önlemler aslında çok basit, çok sade. Her zaman en son işletim sistemini kullanın. Kullandığınız işletim sistemini en son versiyonunu kullanın. Mesela en çok kullanılanlarda hala Windows XP kullanan insanlar var. Hani bu çok büyük bir güvenlik tehdidi. Yani sadece internette gezerken bile bilgisayarınıza virüs bulaşma ihtimali, hı hı, var. En son versiyonu kullanın, en son güncellemeleri indirin. Bir antivirüs programı mutlaka bulundurun ve bunu sürekli güncelleyin. İşte güvenlik duvarı açık olsun muhakkak bilgisayarınızdaki. Ve bilmediğiniz herhangi bir siteden işte alışveriş yaparken kredi kartı numaranızı vermeyin. Sanal kart kullanmaya çalışın. Yani internette alışverişi önermiyorsunuz. Öneriyorum. Tabii öneriyorsunuz ki. Ama. O çok şey olur yani, ne bileyim, güvenlik açısından böyle rahatlıktan ödün vermek olur. O da hoş değil. Tabii ki alışveriş yapılmalı ama sanal kartla, işte limiti belli olan, limiti ayarlanmış bir takım sanal kartlarla alışveriş yapmak lazım. Gerçek kredi kartı numarasını vermemek lazım. Ve en önemlisi, şifresiz, kablosuz ağlardan biraz dikkatli davranmak lazım. İşte ya her yerde girmeyelim o yerde, zaman internete, yani mi? Normal bir gazete sitesine girip gazete okuyabilirsiniz ama e-maillerinize bakmayın mesela. Hani veya banka şifresine girmeyelim. Kesinlikle. Mi? Özellikle internet kafelerden, kablosuz ağlardan bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü şurada bir minibüsün içinde ufak bir sistem kurup dolaşsak birçok kablosuz ağ ve içerisinde dolaşan bir sürü banka hesap numarası vesaire bulma imkanınız var. Sadece ufak bir antenle karşıdaki binada ofisinde oturan kişinin bilgisayarını Bluetooth'tan bile girebilmek mümkün. Yani bu tarz şeyler. Peki. Dikkat edelim diyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sayın seyirciler, hayatın içinden de Tamer Şahin konuğumuzdu. Kendisi hacker, Türkiye'nin ilk hacker'ı da diyoruz kendisine. Beyaz hacker değil mi? Öyle diyelim, evet. Peki. Türkiye'de kurulacak MGK bildirisindeki yer alan siber ordu ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yarın yine hayatın içinden de görüşmek üzere. Hoşçakalın.